Suriye'de doğdum, tamam abi. Türkmenim abi ben. Şimdi diyorlar ki Suriyeliler neden buraya geldi? Bak Suriye'de savaş olsa diyor ki herkes diyor ki burada savaş yok, biz savaşırız. Biz, kanka kesme, söyleyeyim konuşayım. Diyor ki burada savaş olsa savaşır. Bak Suriye'de savaş yoktu. Katliam vardı bak. Katliam vardı ha bak. Şimdi adamlar diyor ki neden savaşmıyor? Orada uçan bir uçak var. Benim elimde bir tabanca ya da herhangi bir pompalı var mesela. Ben onu uçağa nasıl vuracağız? Sadece onu bana söyleyin. Şimdi uçağı burada kaldırsam hepiniz hiçbir şey yapamazsınız ha. Yeminim hiçbir şey yapamazsınız. Devletten başka devlette kimse vuramaz uçakla mesela. Ama Beşer kendi milletini uçaklıyordu, bombalıyordu. Küçük çocuklar, neden kızlar, erkekler, full hepsi. Adamlar diyor ki neden savaşmıyorsun? Ben nasıl savaşacağım? Kiminle savaşacağım? YPG mi? PKK mi? DAEŞ mi? İşte Rusyalılar mı? İşte Amerikalılar mı? Kiminle savaşacağım? Sadece onu söyleyeyim bana. De ki bir kişi var, git onu vur. Şimdi Türkler kiminle savaşıyor mesela? Kiminle şimdi savaş içinde mesela? Terörler değil mi? Bizki terör değil bak. Rusya var, Amerika var, Esed var. İşte o 20-30 tane çete var. Kiminle savaşacağım? Söyleyin, birine söyleyin. De ki hepimiz gel bu çete yok ettik. Suriye düzelecek, gideriz, savaşırız. Ama bir sürü çete var. Hangisini savaşacağız bilmiyoruz ki. Adam diyor ki bana neden buraya gelmişsin, savaşmadı. Ben buraya geldiğim zaman 9 yaşındaydım ha. 9 yaşında bir çocuk. Aa burada bir tane çocuk 9 yaşında bir tane çocuğu gitti. Savaşabilir mi bu? Savaşabilir mi? Aa burada hepsini ha, hepsini. Şimdi bu kadar buraya gelir konuşabilirler. Ama işin gerçeği döndüğü zaman eline silah ver, yeminle savaşamazsın. Yemin eder, önünde var çocuk, karı, kız kesildiği zaman, gözünün önünde kesildiği zaman bunlar titrerler ha, konuşamazlar bile. Ben gözümün önünde hepsi gördüm. Ben de gereğini yaparım. Bir uçakla ya da bir tankla önüne savaşamazsın sen. Adam geldi karşıma, adamdan korkup titremem. Ama Beşer adam kaldırmadı. Ben Suriye'den gelip buraya gelmem. Öleceksem de ben burada doğduysam burada ölürüm. Tamam öl kardeşim, aslında bir şey demedim. Bir şey demedim sana. Yok adam kesseler titrersiniz. Titremez. Burada titreyeceklerin hiçbiri yok. Hepsi Türk milliyetçisi. Bak sen diyorsun ki ben ülkemi seviyorum. Şimdi sana yol açsam diye ki Almanya'ya gidebilirsin. Yemin ederim ilk önce sen koşacaksın ha. Sen koşacak ülkeni terk edeceksin. Ne için biliyor musun ha? Ekonomi için ülkeni terk edeceksin ha. Sen vatanı seviyorsun değil mi? Sen diyorsun ki Amerika seni istiyor ki sana vatandaşlık verecek. Yemin ederim buradaki gençler hepsi gidecekler. Bak Amerika düşman diyor değil mi? Bizim Türkiye düşman bir ülke değil mi? Hepinize Amerika'ya gideceksiniz ha. Çalışmak için orası. Neden? Ekonomi kötü olduğun için. Ben diyor ki ben ülkemi terk etmeyeyim. Sen paran için ülkeni terk edersin. Desin ki Amerika'da sana vatandaşlık verecek. Ya da Almanya'da bir sürü Türk gider. Hatta bir sürü Kürt, Türk fark etmez, herkes gider. Anlatabildim mi? Yani paran için, para demeyelim de ekonomin için ülkeni terk edebilirler. Bana diyor ki savaşırım. Abi nasıl savaşacaksın? Sadece onu söyle, nasıl savaşacaksın? Nasıl? Nasıl savaşacaksın ha? Nasıl savaşacaksın? Örnek var burada Türk devleti şimdi sizi saldırsa hepinize. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksın? Bir de öldürecekler sizi. Şu hakkını savun. Şimdi ben konuşuyor musun burada? Şimdi Suriye'de olsam bunu konuşsaydım, hakkımı savunsa şimdi ölmüştüm ben ha. Neden hakkımı savunuyorsun? Savunmayacaksın. Beşler seni öldürüyor. Beşlerin sırtını tutmak lazım sana bak. Ekonomi kötüyse konuşman lazım. Konuşsan ölürsün. Konuşmayacaksın. Şimdi burada mesela biri diyor ki işte ben AK Parti'yi sevmiyorum, ben başka bir parti seviyorum. Bunu diyen hakkı var mesela. Bizde öyle bir şey yoktu. Ben dedim ki mesela ben bunu sevmiyorum deseydim evime varamayacaktım ha. Varamayacaktım, direkt ölecektim. Neden? Adalet olmayan bir yer burası. Buraya gelmişler mesela, adam diyor ki ben savaşırım. Abi savaşamazsın. Yemin ederim savaşamazsın. Bak lafta herkes erkek ama işin gerçeği zaman yaş diyor, öyle bir şey değil. Bak ben küçüktüm mesela buraya geldiğim zaman, bak daha 9 yaşında bir çocuk burada ne olur biri? Okur, bir şey yapar. Mesela 9 yaşındaki bir tane Türk gencimize. Ben ne görüyordum biliyor musun? Önümde katliam görüyordum, taciz görüyordum, tecavüz görüyordum. Daha kaç yaşındayım? 9 yaşındayım. Bak kekeme oldum ha. Ben Türkiye'ye geldikten sonra bir 4-5 sene sonra iyileştim. Kekeme oldum. Korkuluktan kekeme oldum. Korkudan neden? 9 yaşında bir çocuk bunu görürse katlayamaz, dayanamaz bunu. Bak gerçekten Müslüman ülke olarak Türkiye gerçekten güzel bir yere gelmiş. Güzel yani Orta Doğu göre, Suriyeliler, Irak'a, İran'a göre Müslüman ülke, onlar da bunlar Türkiye'de Müslüman ülke. Bunlara göre Türkiye çok iyi yere gelmişti. Bu arada var ya, hala arkadaşların var mısın Suriye'de? Adamlar diyor ki haftada iki kere bir kere itiri geliyor. Bak bir kere itiri geliyor, bu da seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Neden? Bir hafta bir kere itiri geldiğin için, o da 2 saat 3 saat. Telefon falan şarjı koymak için. Bu arada 7-24 var, hamdolsun. Allah'a çok şükürler olsun mesela bu konuda. İtirazım yok. Ama işte diyorum ki orası savaş yoktu abi. Katliam vardı. Sadece onu bilmek istiyorum. Türk halkı sadece bunu bilmeni istiyorum. Savaş yoktu. Katliam vardı. Adam öldürmek vardı. Ticaret, taciz, tecavüz vardı orada. Biz de buraya geldik. Bu kadar basit.